Haritaların üzerinde bir yerden bir yere gidebilmek eskiden çok daha kolaydı. Tek yapmanız gereken şey yaşayacağınız yeri seçmek ve oraya gitmekti. Ama zaman geçtikçe insanoğlu her şeyi daha da karmaşıklaştırdı. Hayatımıza pasaport diye bir şey girdi. Tarihte kullanılan ilk pasaport antik İran'da bulunmuştu. İran kralı yardımcısı Nehemya'yı Filistin'e göndermek istiyordu. Ama bir sorun vardı. Nehemya'nın başına yolda istenmeyen şeyler gelebilirdi. Hırsızlar yolunu kesebilir ya da başka ülkelerin askerleri onu esir edebilirdi. İşte bu nedenle İran kralı onun güvenle seyahat edebilmesi için bir mektup yazdı. Nehemya bu mektubu tüm seyahat boyunca yanında taşıdı ve başına hiçbir felaket gelmedi. Bu tarihte icat edilmiş ilk pasaporttu ve bu sistem evrile evrile günümüzde kullanılan pasaport ve vize sistemini yarattı. Kabul edelim ki pasaportlar ve vizeler bizim seyahat özgürlüğümüzü çok kısıtlıyor. Ama bir an için hayal edin. Dünya üzerindeki her yere gidebilmek serbest olsaydı nerede yaşamak isterdiniz? Çok fazla düşünmeyin çünkü bugünün konusu bu hayalin tam tersi. Bugün her şey serbest olsa bile asla yaşamak istemeyeceğiniz 10 ülkeye gideceğiz. Bu listeyi oluştururken aslında birden fazla kriter belirledik. İşlenen suç oranı, intihar oranı, doğal felaketler, ekonomi ve hatta iş bulma oranlarını bile dahil ettik. Ama sonra fark ettik ki aslında tek bir kriter var. O da bu ülkelerde yaşayan insanların mutsuz olması. Mutsuz ülke olur mu dediğinizi duyuyor gibiyim ama olur. Herkes hayatında mutsuz olduğu bir dönem geçirebilir. Herkes travmatik şeyler yaşayabilir. Herkes yaşamın getirdiği stresi karşı koymakta zorlanabilir. Hatta şu anda böyle bir dönemin içinde bile olabilirsiniz. Ama merak etmeyin çünkü yalnız değilsiniz. Eğer zor bir dönemden geçiyorsanız Avrupa yakasının merkezinde Fulya Psikoloji Kliniğini ziyaret edebilirsiniz. Burada dilediğiniz terapi ekolünü tercih edebilir, alanında uzman doktorlardan online veya yüz yüze terapi alabilir, daha mutlu bir yaşama adım atabilirsiniz. Ayrıca işaret dili ve yabancı dillerde terapiyle kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Ki bu iki hizmet Türkiye'de hemen hemen hiçbir klinikte olmayan hizmetlerdir. Profesyonel bir yaklaşımla huzurlu ve güvenli bir ortamda kişisel gelişim yolculuğunuzu başlatmak ve kendinizi yeniden keşfetmek için Fulya Psikoloji'yi tercih edebilirsiniz. Açıklama kısmında bulunan linkten hemen randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca yine açıklama kısmındaki linkten Fulya Psikoloji'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İlk gideceğimiz ülke Japonya. Japonya Pasifik Okyanusu'nda yüzlerce adadan oluşan bir ülkedir. Japonya'nın %80'i dağlardan oluşuyor. Bu ülkenin başı doğal afetlerle belada. Japonya dünyanın en büyük depremlerine ev sahipliği yapıyor. Herkesin aklında Japonya depremleri çok dayanıklı gibi bir algı olsa da aslında bu durum tam olarak böyle değil. 2011'de yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Japonya'da 165 sönmüş yanardağ ve 60 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin 4'te 3'ünde bu yanardağların oluşturduğu küller uçuşuyor. Japonya'da yaşayan birçok insanın duygu durumu aslında hava durumuna bağlıdır. Eğer hava durumuna hakim değilseniz bu ülkede pek de mutlu olamazsınız. Havanın yağışlı olup olmamasına göre tüm insanların duygu durumu çok keskin bir şekilde değişiyor. Tüm bu nedenlerden olacak ki Japonya'da intihar oranı çok yüksek. Hatta insanların rahat rahat intihar edebilmek için kullandıkları büyük bir intihar ormanları bile var. Bir sonraki ülke Lesotho. Bu ülkeyi tercih etmemenizin çok temel bir sebebi var. Herhalde hiçbiriniz bir hapishanede yaşamak istemezsiniz. Lesotho dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Tüm ülke Güney Afrika tarafından çevrilmiş durumda. Yani ticaret, seyahat, sağlık ve en önemlisi huzur gibi kavramlar sizin değil, bir başka ülkenin elinde. Burada yaşıyorsanız sadece Güney Afrika'nın izin verdiği kadar mutlu olabilirsiniz. Ayrıca uğraşmanız gereken tek şey Güney Afrika değil. Lesotho çok küçük ve dağlık bir ülke. Ayrıca dünyanın en yüksek rakımlı ülkesi. Bu nedenle aynı gün içinde yüksek sıcaklık farklarına hazır olun. Bu ülkedeki bir diğer sorun da işsizlik. Lesotho'da yaşayan her 3 kişiden birisi işsiz. Bir sonraki durağımız Yemen. Burada yaşamamanız için çok geçerli bir sebep var. İç savaş. 9 Temmuz 2014'te başlayan iç savaş Yemen'de hala devam ediyor. Herhalde içinizden hiç kimse bir savaşın içinde yaşamak istemez. Çünkü bu durum başka sorunlara da sebep oluyor. Eğer bu ülkede yaşamaya karar verirseniz günün birinde kaçırılma riski olduğunuzu unutmayın. Yemen'e gelen yabancı insanlar birkaç gün içinde fark ediliyor. Ülkedeki bazı çeteler bu turistleri kaçırıyor ve vatandaş oldukları ülkeden fidye istiyor. Ha
Hadi diyelim ki sizi kimse kaçırmadı ama sorunlar yine de bitmiyor. Burada attığınız her adıma dikkat etmelisiniz. Çünkü iç savaş nedeniyle her yerde mayınlar var. Bu kadar kaosun olduğu bir yerde ne olur? Doğru tahmin. Salgın hastalıklar ve yetersiz tedavi olanakları. Yemen şu anda o kadar kötü bir durumda ki insani yardım ekipleri bile Yemen'e gitmek istemiyor. Bir sonraki ülke Rusya. Rusya'da yaşamamanız için birçok sebep var. İlki tabii ki iklim. Rusya'da Eylül'ün ortasında başlayan kar Haziran'ın ortasına kadar devam ediyor. Üstelik bu neresinde yaşayacağınıza göre değişir. Bazı yerlerde 12 ay boyunca karla mücadele etmeye hazır olmalısınız. Kardan daha büyük bir sorun ırkçılık. Rusya'da hemen hemen herkesin yaşadığı psikolojik bir sorun var. Büyüklük kompleksi. Rusya haritalarda o kadar büyük bir yer kaplıyor ki Ruslar kendilerini dünyanın geri kalanından daha üstün görüyorlar. Rusya'da bu büyüklük kompleksinin görülme oranı %65. Yani her 100 kişiden 65'i Rusların dünyayı kurtarmak için bir misyonları olduğunu düşünüyor. Unutmayın, siz Rus değilsiniz ve günlük hayatınızda sizi sürekli küçük gören insanlarla karşılaşacaksınız. Burada yaşamayı hala istiyorsanız en büyük problemlerinizden birisi de içki olacak. Rusların hakkında yapılan vodka esprileri uzaktan komik olsa da Rusya'da yaşamaya başladığınızda hiç güldürmeyecek. Çünkü günlük hayatta karşınıza çıkan hemen hemen herkesin bir alkol sorunu olacak. Rusya'da alkol o kadar büyük bir problem ki burada ortaokula giden çocukların bile alkol sorunu var. Bir sonraki durağımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bu ülke seneler boyunca Belçika'nın sömürgesi olarak hayatına devam etmişti. 1960'da bağımsızlıklarını kazandılar ve o tarihten bu yana ülkede iç karışıklığın olmadığı bir gün bile geçiremediler. Ülkede bir güven ortamı olmadığı için başınıza birçok şey gelebilir. Amerika Büyükelçiliği bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarına şu uyarıda bulunuyor. Ülkede silahlı soygun, silahlı adam kaçırma ve hırsızlık gibi suçlar çok yaygındır. Yerel polis bu ciddi suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmemektedir. Saldırganlar polis ya da güvenlik görevlisi kılığına girebilir. Daha da önemlisi bu saldırıları bizzat polisler de gerçekleştirebilir. Üzerine pek bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Sizi korumakla görevli insanların sizi soyduğu bir ülkede yaşamayı gerçekten ister miydiniz? Bir sonraki durağımız Haiti. Bu ülkedeki her şey çok ama çok kötü. Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi. Siyasi istikrarsızlık ve yolsuzluğu söylememe gerek bile yok. Eğitim seviyesinin düşüklüğü ya da yetersiz sağlık hizmetlerini konuşmaya bile değmez. Buradaki asıl sorun zaten bunların hiçbirisi değil. 2010 yılında Haiti'de büyük bir deprem meydana geldi. O gün aslında sadece ülkedeki binalar değil, ülke de yıkıldı. Seneler geçmesine rağmen Haiti depremin etkilerini bir türlü silemedi. Depremden sonra başlayan salgın hastalıklar aradan 13 yıl geçmesine rağmen hala önlenemedi. 2023 yılında kolera salgını Haiti'de hala devam ediyor. Gideceğimiz bir sonraki ülke Güney Kore. Listede bu ülkeyi görmeyi hiç beklemiyordunuz biliyorum. Uzaktan bakınca Güney Kore oldukça zengin, oldukça gelişmiş ve insanların mutlu olduğu bir ülke gibi görünüyor. Bunların hepsi aslında doğru ama bazı insanlar için. Güney Kore'nin en büyük sorunu gelir eşitsizliği. Ülkenin yarısı büyük bir refah içindeyken diğer yarısı büyük bir yoksulluk içinde. K-pop ve K-beauty uzaktan eğlenceli gibi duruyor. Ama aslında bu şöhrete ve güzelliğe ulaşamayan Güney Korelilerin psikolojisi bozuyor. Bu gördüğünüz harita ülkelerin intihar oranlarını gösteriyor. Asya'nın büyük bir bölümü yemyeşilken Güney Kore kıpkırmızı. Dünyadaki en yüksek intihar oranlarından birine sahipler. Bir sonraki durağımız Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu ülkeye dünyanın cehennemi desek pek de yanlış olmaz herhalde. 2012'den beri ülkede iç savaş hakim. Ülkedeki her 4 kişiden biri zorunlu göç nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Siviller ülkeyi terk ettikçe her şey daha da acımasızlaştı. Ülkedeki kaos o kadar büyük ki merkezi yönetim ülkenin sadece %20'sini kontrol edebiliyor. Geriye kalan %80'lik bölüm silahlı grupların kontrolünde. Bu silahlı gruplar o kadar acımasız ki İnsani yardım konvoylarına bile saldırıyorlar. Şimdiye kadar gittiğimiz ülkelerde eğitim ve sağlığın yetersiz olduğundan bahsetmiştim. Burada eğitim ve sağlık diye bir şey yok. Herkes kaderine terk edilmiş bir halde.
Sondan bir önceki durağımız El Salvador. Kolombiya ya da Meksika'daki kartelleri duymuşsunuzdur. Bu karteller acımasızlıklarıyla ünlüdür. Ama El Salvador'daki çetelerin yanında emin olun ki süt dökmüş kediye dönerler. Bir ülke genellikle doğal güzelliğiyle ya da o ülkede yetişen bir tarım ürünüyle ünlüdür. El Salvador'sa çeteleriyle ünlü. Bu konuyu çok uzatmayacağım çünkü sadece El Salvador anlattığım bir videom var. Ülkedeki çeteleri ve özellikle çete üyelerinin yaptırdığı dövmelerin anlamlarını öğrenince gerçekten şok olacaksınız. Kartları bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın. Ve geldik son ülkeye. Gideceğimiz son ülke Afganistan. Afganistan tarihi boyunca devamlı işgale uğradı. İşgale uğramadığı zamanlarda da iç savaş yaşadılar. En son yaşanılan iç savaşı Taliban kazandı. Ve aslında her şey daha da kötüye gitti. Afganistan'daki bağımlı insan sayısı korkutucu derecede yüksek. Yasaklı maddelerin ekimi ve endüstrisi Afganistan'da yasal olduğu için birçok insan bağımlı halde. Bu bağımlılar sıklıkla AIDS ve hepatit gibi bulaşıcı hastalıklarda taşıyorlar. Afganistan sanki 1500 yıl öncesini yaşıyormuş gibi yönetiliyor. Kadın hakları yok. Kız çocukları eğitim alamıyor. Kadınlar bu ülkede hayvanlardan bile daha değersiz görülüyor. Üstelik Afganistan seneler boyunca bu şekilde yaşadı. Yani bu durum artık onların normali haline geldi. Eğer Afganistan'da yaşamaya karar verdiyseniz onların sizi bir uzaylı gibi göreceğini unutmayın. Evet, benim seçtiğim ülkeler bunlardı. Ama eminim ki videoyu izlerken hem bazı ülkelere karşı çıkmışsınızdır hem de bence şu ülkede olmalıydı demişsinizdir. Kendi düşüncelerinizi bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum. Ayrıca bu kanalı desteklediği için Fulya Psikoloji'ye de tekrar teşekkür ederim. Açıklama kısmındaki linklerden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.